Teknopat'tan herkese merhaba, ben Osman Furkan Şahin. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin bir alt markası olan Poco'nun en yeni ve en güçlü modellerinden biri Poco F6 Pro'yu birlikte inceleyeceğiz. Poco F6 Pro 23 Mayıs'ta tanıtıldı. Biz de Teknopat olarak Dubai'deki global lansmanında bulunmuştuk. Bu lansmanda zaten ilk izlenimlerimizi sizinle paylaşmıştık. Şimdi tabii aradan belirli bir zaman geçti ve bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Öncelikle şunu söylemek lazım. Xiaomi Poco markasını ilk tanıttığında markanın adı Pocophone'du ve uygun fiyata performans odaklı cihazlar sunmayı amaçlıyordu. İlk model F1'den bu yana F6'ya geldiğimiz zaman artık F serisinin biraz daha premiumlaştığını, biraz daha malzeme kalitesi anlamında amiral gemisi seviyesine yaklaştığını söylemek lazım. Zaten ilk modelden beri donanım amiral gemisi seviyesindeydi. Bunu zaten birazdan konuşacağız. Ama öncelikle malzeme kalitesi anlamında ve tasarım anlamında bazı değişiklikler var. Bunları birlikte konuşalım. F6 Pro az önce de söylediğim gibi biraz daha premium hissettiren bir telefon. Çerçevesine baktığımız zaman alüminyum malzemenin kullanıldığını görüyoruz. Arka tarafında ise cam tercih edilmiş. Bu iki premium malzeme bir araya gelince telefonu tuttuğunuz zaman malzeme kalitesi anlamında evet bu üst seviye bir telefon hissini sizlere verebiliyor. Aynı zamanda Xiaomi'nin yeni tasarım dilini de benimsemiş bir telefon. Yani düz köşelere sahip ve bu sayede telefonu tuttuğunuz zaman daha iyi bir tutuş hissi de alabiliyorsunuz. Daha kolay bir tutuş sağlıyor size. Önemli bir detay, arka taraf hafif kavislendirilmiş ve bu sayede telefonu elde tutmak daha konforlu hale geliyor. Meraklılar için telefonun kalınlığı 8.2 mm ve ağırlığı da 209 gram. Yani birazcık ağır tarafta olduğunu söyleyebilirim. Telefonun arka tarafında şu anda siz de görüyorsunuz böyle dokulu bir görünüm var ama arka tarafı düz, yani o dokuyu hissetmiyorsunuz. Hatta arka tarafında parlak bir cam kullanılmış, dolayısıyla mat bir hissiyat da yok. Önemli bir detay, bu gövde IP54 sertifikasına sahip, yani su sıçramalarına karşı dayanıklı. Genel olarak kısaca yorumumu söylersem bence kamera odası ve tasarım detaylarıyla birlikte şık bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Belki bir amiral gemisi gibi durmuyor ama amiral gemisine benzer tasarım ve malzemeleriyle birlikte kaliteli bir telefon hissiyatını sizlere sunmayı başarıyor. Bu kaliteli hissiyatı sunmayı başaran belki de en önemli detayı ön tarafta ekranın kendisi. Ekran oldukça ince çerçevelere sahip. Dört taraftan eşit değil, öncelikle onu söyleyeyim. Ama o kadar inceler ki alt taraftaki çerçevenin biraz daha kalın olması göze batmıyor ve telefon gerçekten üst segment duruyor ki Xiaomi zaten şu anda en alt segmentteki cihazlarında bile kaliteli ekranlar kullanmaya özen gösteriyor. Bu telefonda da amiral gemisi seviyesinde 68 milyar renk verebilen ve 2K Plus çözünürlüğe sahip bir ekran var. 120 Hz tazeleme hızı, HDR10 Plus sertifikası, Dolby Vision sertifikası bu telefonla birlikte sunuluyor. Tabii bu panelin bir AMOLED panel olduğunu da söylemek lazım. Belki en önemli ekran detaylarından bir tanesi de 4000 nite varan parlaklıklara ulaşabiliyor oluşu. Böylece dış mekanlarda kullanırken ekran size yeterli parlaklığı sunabiliyor. Deneyim anlamında ben ekranın görsel kalitesini beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle giriş segmentteki cihazları da beğeniyorum ve bu cihazla birlikte yeni bir özellik daha var. Ekran ıslanmaya duyarlı. Böylece yağmur yağarken ya da eliniz ıslakken kullandığınızda yağmur damlalarıyla elinizin dokunuşunu ayırabiliyor. Bu da genel deneyimi gayet pekiştiriyor. Ben hem tasarım konusunda hem de ekran konusunda Poco F6 Pro'yu gayet başarılı bulduğumu söylemeliyim. Burada multimedya deneyimini pekiştiren stereo hoparlörlerden de bahsetmek lazım. Telefonun ikili bir hoparlör kurulumu var. Bir tanesi ahizeye yerleştirilmiş, diğeri ise telefonun alt tarafında yer alıyor. Poco F6 Pro Android 14 tabanlı HiPro S ile birlikte geliyor. Bu yazılıma daha önce detaylı bir şekilde bakmıştık. Dolayısıyla burada çok uzun bir şekilde bundan bahsetmeyeceğim. Donanım tarafında ise bir amiral gemisine yakışır şekilde Snapdragon 8 Gen 2 var. Ancak burada Poco F6 ile aralarında bir farklılık var ki Poco F6 videosu yakın zamanda kanalımızda olacak. Onu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Poco F6'ya baktığımız zaman daha alt segment bir model olmasına rağmen biraz daha üst seviye bir yonga setine sahip. Ama her halükarda bu telefonun yonga seti de Poco F6'nın yonga seti de günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla görecektir. Oyun oynamak istediğinizde size fazlasıyla performans sunacaktır. Aynı zamanda yenilenen bir soğutma var. Bu soğutma ile birlikte de telefon daha uzun süreli yüksek performans verebiliyor. Poco F6 Pro'yu 12 GB RAM'li, 256 GB depolama alanlı ya da 512 GB depolama alanlı olacak şekilde ya da benim elimdeki gibi 16 GB RAM'li ve 1 TB depolama alanlı olacak şekilde tercih edebiliyorsunuz. Tüm modellerde kullanılan depolama alanı ise UFS 4.0, yani en güncel, en hızlı depolama alanı bu telefonda tercih edilmiş. Kamera kurulumuna baktığımız zaman geçen seneki modelle oldukça benzer. En azından yapısal olarak aynı gibi gözüküyor. Telefonun arkasında ana kameranın yanı sıra geniş açı kamerası ve makro kamerası yer alıyor. Hemen başlangıçta makro kamerasının aslında burada kamera sayısını birazcık arttırmak için konulduğunu söyleyebilirim. Poco F6 Pro'nun kamera arayüzünde 2 kat yakınlaştırma düğmesi var. Buna basarak ana kameradan 40 mm'ye 2 kat kayıpsız yakınlaştırma elde edebiliyorsunuz. Bu fotoğrafları makro fotoğraflar yerine kullanmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü daha yüksek çözünürlüğe ve daha yüksek kaliteye sahip.
Poco F6 Pro'nun kamerası 50 megapiksellik çözünürlüğe sahip. Geçen seneki modelde bu çözünürlük 64 megapikseldi ama sensör daha küçüktü. Bu seneki yeni sensörle birlikte özellikle dinamik aralık konusunda ve düşük ışık konusunda Poco F6 Pro daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Diyafram açıklığı ise f/1.6. Ana kamera gün ışığında gerçekten başarılı sonuçlar veriyor. Yeterli keskinliğe sahip. Özellikle gökyüzü gibi alanlarda da rahatsız edici miktarda grenlenme olmuyor. Dinamik aralık yeterli seviyesinde. Renkler ise biraz daha canlı tarafta. Bazıları bunu sevmeyebilir ancak ben rahatsız edici bulmadım. Geniş açı kamera 8 megapiksel çözünürlüğe rağmen detaylı ve keskin sonuçlar veriyor. Bu segmentteki pek çok telefonda da zaten bu performansla geniş açı kameralar görüyoruz. Düşük ışıkta otomatik olarak devreye giren bir gece modu var. İsterseniz kendiniz de telefonu gece moduna alabiliyorsunuz. Gece modu başarılı şekilde çalışıyor. Özellikle gölgeleri iyi aydınlatıyor. Yüksek ışıklı alanları da iyi bir şekilde koruyor. Böylece yüksek dinamik aralıklı gece fotoğrafları elde edebiliyorsunuz. Video tarafında Poco F6 Pro 8K çözünürlükte 24 fps hızında videolar sunuyor. Aynı zamanda 4K çözünürlükte 30 ya da 60 fps hızında videolar çekebiliyorsunuz. 8K videoları çok kullanılabilir bulmadım ama 4K çözünürlükteki videolar özellikle 30 fps'te çok başarılı. 60 fps'e geçtiğiniz zaman birazcık detay kayboluyor ama yine de performans anlamında başarılı. Ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğe sahip ve 1080p çözünürlükte 60 fps hızında videolar çekebiliyor. Ön kameraya baktığımız zaman cilt tonları konusunda yeterli performansı gösteriyor. Ancak Poco F6 Pro'nun çok iddialı bir ön kameraya sahip olmadığını söyleyeyim. Poco F6 Pro 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte geliyor. Bu bataryanın en önemli özelliği kutu içerisinden çıkan 120 Watt'lık hızlı şarj adaptörü ile birlikte 120 Watt hızında şarj edebiliyor olmanız. Bu önemli çünkü yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede 0'dan 100'e şarj edebiliyorsunuz. Özellikle gündelik kullanımınızda bir kahve içeceğiniz ya da bir duş alacağınız ki günümüzde havalar sıcak olduğu için sık sık duş alıyoruz. 19 dakikalık bir sürede telefonu şarja bırakıyorsunuz ve 0'dan 100'e şarj oluyor. Böylece günün kalanında kullanmak için yeterli enerjiyi elde etmiş oluyorsunuz. Bu güzel bir özellik ama batarya performansı anlamında da yeterli, onu söyleyeyim. Snapdragon 8 Gen 2 evet amiral gemisi seviyesinde bir yonga seti olduğu için bataryayı hızlı şekilde tüketebiliyor. Ama 5000 mAh kapasiteli batarya ve HyperOS'in getirdiği yeni yazılım güncellemeleriyle birlikte bence Poco F6 Pro normal kullanımlarda bir günü rahat bir şekilde çıkartabilir. Çıkartmadığı durumda da endişe etmenize gerek yok. 19 dakikada 0'dan 100'e şarj edebilirsiniz. Ayrıca Xiaomi yeni telefonlarıyla birlikte bataryalarının 1000 şarj döngüsünden sonra bile kapasitenin %90'ını koruyabileceğini garanti ediyor. Bu da şu demek oluyor, 3 yıllık bir şarj döngüsünden sonra telefonunuzun pil sağlığı hala %90 seviyesinde kalabiliyor. Poco F6 Pro'nun fiyatları video çekildiği tarih itibariyle 12 GB RAM'li ve 256 GB depolama alanlı versiyon için 30.499 TL, 12 GB RAM'li 512 GB depolama alanlı versiyon için ise 33.999 TL. Ben en yüksek olanı istiyorum. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı olsun derseniz de ödemeniz gereken tutar 38.999 TL. Tabii her şeyin yükselmesiyle birlikte fiyat performans odaklı telefonların fiyatı da aslında yükseliyor. Dolayısıyla bir önceki yıllarda baktığımız zaman Poco F2, F3, F4 gibi modellerle kıyasladığımızda şu anda F6 Pro'nun fiyatı yüksek gelebilir. Ama günümüz piyasasına baktığımız zaman evet amiral gemilerinin 70 bin lira seviyesinde olduğu bir yerde 30 bin liralar orta segment bir telefona denk geliyor diyebiliriz. Videonun başında da söylediğim gibi Poco F6 Pro'nun bir de Pro olmayan versiyonu var. Onun da videosu yakın zamanda kanalımızda olacak. İlginç farklılıkları var. Poco F6'nın daha iyi olduğu yönler var, daha kötü olduğu yönler var. Bunları da o videoda size anlatıyor olacağım. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.